Şu anda arkadaşımız Mikail hazır, bizi bekliyor. Oltan yanında. Buradan sevgilerimizi gönderelim. Oltan'ı da tebrik edelim ve Mikail, sözü hemen size bırakalım. Evet, teşekkür ederiz. Bizler şu anda TRT Spor ekibi olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor kulüp tesislerindeyiz. Mavi beyazlı ekip, Süper Lig'in yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor Süper Lig'in ilk haftasında Ankara Gücü'nü deplasmanda 2-1 mağlup etti ve o maçta tabii dikkatleri üzerine çeken bir futbolcu vardı. Oltan Karakullukçu attığı iki müthiş kafa golüyle yayın konumuz Oltan Karakullukçu olacak. Kendisine hoş geldin diyelim yayınımıza. Sağ olun. Evet. O maçta yıldızlaştın. Tabii maçı konuşacağız. Daha öncesinden de Erzurumspor kariyerini konuşalım. Üçüncü kez Erzurumspor'da forma terletiyorsun. Neler söyleyeceksin? Evet. 5 sene önce Erzurumspor 3. ligdeyken Erzurumspor'da oynamıştım. Geçen sene bir daha tekrar Erzurumspor serüvenim başlamıştı. Bu sene 2. senem ama o seneyi de sayarsak 3. sezonum Erzurumspor'da. Erzurumspor'a dönüp dolaşıp yine Erzurumspor'a geri geldim. Erzurumspor şu an iyi gidiyoruz. Bir problem yok. Hocamız bize güvendi, yönetimimiz bize güvendi. Süper Lig'de tuttular bizi. Biz de elimizden geldiğince Erzurum için, Erzurumspor için elimize gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. İnşallah da başarılı oluruz. Evet, Erzurumspor'da döndük dolaştık yine buraya geldik dedin. Tabii 3. ligde başladın ilk serüvenine. Daha sonra geçtiğimiz sezonda 1. ligde mücadele ettin. Tabii özellikle kupa maçında da 2 gol atmıştın. Yine Beşiktaş karşılaşmasında da gollerin vardı. Evet, dönüp dolaşıp bir daha yuvama geldim diyebilirim. Geçen sene evet PTT 1. ligde mücadele ettim. Kupa maçlarında daha fazla gol attım. Daha fazla mücadele ettik kupa maçlarında. Benim için de iyi oldu. Bu sene için de referans oldu ve hocamız da yönetimimiz de bizi bu sene burada tuttu. Evet, 29 yaşındasın ve ilk kez Süper Lig kariyeri yaşadın ve çıktığın ilk karşılaşmada da gol attın. Nasıl bir duygu? Duygularını alalım. Ya gol atmam benim için önemli değil. Önemli olan Erzurumspor'un puan kazanması. Erzurum'a 3 puanla gelmemiz, mutlu olmamız bizim için önemli. O yüzden mutluyum yani. Evet, Raşat Muhammed sakatlandıktan sonra artık iş sana düştü. Maça girerken neler düşünüyordun? Neler hissettin? Böyle bir beklentin var mıydı? Yani Raşat Muhammed'in sakatlanması kötü bir şey ama Allah bize demek ki nasip etti oyuna girip takıma puan kazandırmak. Bana güvenip beni oyuna atan hocama da buradan teşekkür ediyorum. Bana güvendiği için teşekkür ediyorum. İki gol atıp da tabii ki takım puan kazandığı için mutlu oluyor insan. Güzel oluyor yani. Tabii Süper Lig'de ilk kariyerinde. Daha önce Süper Lig'den teklifler gelmiş miydi? Süper Lig'den PTT 1. Lig'de Afyonspor'dan buraya geldiğim sezon Süper Lig'den teklifler gelmişti ama Erzurum'u sevdiğim için hiç şey yapmadan direkt Erzurumspor'a geldim. Bu sene Süper Lig'de oynamak bize nasip oldu. 29 yaşında oynamak evet biraz şey oldu ama benim için güzel yani. İki kafa golü attın. Gerçekten ustaca gollerdi. Hala spor medyasında da konuşuluyor o goller. Galatasaray'dan Falcao ile birlikte şu anda ilk haftalar olsa da gol krallığında yarışıyorsunuz. Hedefler neler senin için? Ya bizim hedefimiz takımımızın bir yerlerde olması. Ya takımımız üst sıralarda olduğu zaman bizim için en büyük şey o şu an tabii ki. Başka zaten şey istemiyoruz. Tabii ki biz de Falco gibi büyük futbolcularla inşallah yarışırız. Ama bizim şimdilik tek amacımız Erzurumspor'un üst sıralarda olması. Peki Oltan Karakullukçu'nun hedefi ne? Veya belirlediğin bir hedef var mıydı? Şu anda o hedefe ulaşabildin. Belirlediğim bir hedef tabii ki her Türk futbolcu gibi bizim de hedefimiz Süper Lig'di. Oynamadığım lig kalmadı benim. 3. ligde oynadım, 2. ligde oynadım, PTT 1. ligde oynadım, Süper Lig'de oynadım. Gol atmadığım ligde kalmadı. Geçen hafta gol atarak da Süper Lig'de de gol şeyimi tamamlamış oldum. Yani mutluyum. İnşallah tabii ki daha iyi olup daha iyi yerlere gidersek ne mutlu bize. Tabii bu büyük bir başarı her ligde gol atmak. Bunu neye borçlusun? Yani evet doğru, büyük bir başarı. Bence çalışmaya. Bir de bize güvenen insanlara karşı mahcup olmamak şeyi var. O yüzden güzel bir duygu bence. Evet. Peki Oltan Karakullukçu'nun böyle örnek aldığı, idolüm dediği bir futbolcu var? Yani tabii ki çok büyük futbolcular var. Türkiye'de de var, dünyada da var ama ben Drogba'yı çok beğeniyorum. Yani futbolculuğu da olsun, kişiliği, karakteri olsun. Ben onu şey yaparım, söyleyebilirim. Drogba hedef, tabii o da bir golcü.
çok büyük golcü. Bence Türkiye'ye gelmiş geçmiş en büyük golcülerden birisi Drogba. Son olarak neler düşünüyorsun Erzurumspor kariyeri olsun, yine diğer kariyerler olsun? Ya düşündüğümüz şey, bize güvenen insanları mahcup etmemek, kendimizi mahcup etmemek, takımımızı Süper Lig'de güzel bir seviyede bırakmak, ondan sonra önümüze bakmak. Peki, çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğin bir şeyler var mı son? Yok, teşekkür ediyorum, sağ olun. Başarılar diliyoruz, inşallah gollerin devamını bekliyoruz. İnşallah devam ederiz. Teşekkür ederiz. Evet, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un golcü ismi Oltan Karakullukçu yayın konuğumuzdu. Kendisi tabii başarısını çok çalışmaya, bütün liglerde de gol attığını da kendisi söyledi. Erzurum'dan aktaracaklarımız bu kadar diyelim ve söz tekrar size bırakalım. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Mikail, sana ve Oltan'a. Samimi, güzel de bir röportaj oldu. Oltan da ilk